Herkesin dalgası kendine. Aynen öyle. O adam gerçekten Mehdi inandım şu anda. Oğlum bugün sabah yine çok kötü bir mesaj aldım öyle. Zaten Mansur Yavaş düşmanları tarafından linç ediliyorum da. Bugün sabah, sabah çok garip bir mesaj aldım. Bu Mehdi, dijital Mehdi yazıyor ya. E, herif ciddiye alıp o sen nasıl kendine Mehdi dersin İşte peygamber olduğunu mu ki Mehdi ile peygamberin hiçbir alakası olmamasına rağmen sen kendini peygamber mi ilan ediyorsun ha <laughs> falan diye bir, yani çok kötü. Çok kötü. Mansur Yavaş düşmanları şey ben bir tane tweet attım. E bu Mansur Yavaş olaylarından sonra yani ki bence falan da yazdım ama ağlıyor falan diye ağlıyorlar. Okuyacağım aboneleri. Okuyacağım aboneleri. Bak Mansur Yavaş şu an Türkiye'de bütün belediyelerde yapılması gereken bir şeyi yapıyor. Nedir bu arkadaşlar? Şeffaflık. Halkın ne şu kadar parasını şuna kullandık, bu kadar parasını buna kullandık yapıyor şu an Mansur Yavaş. Doğru mudur? Bu doğrudur. Ben paramın nereye harcandığını bilmek isterim ya da vatandaşın parasının nereye harcandığını, nasıl harcandığını bilmek isterim. Şeffaf. Bu adam bence bakın tırnak içinde bence Ankara halkı ve Türkiye için büyük bir şanstır. Çalışması diğer siyasetçiler tarafından örnek alınmalıdır. Şimdi bütün belediye başkanları israftan kaçınsa, kardeşim biz şu kadar para harcadık, onu da şuraya harcadık, bu kadar borç aldık, şuraya aldık, bu kadar borç ödedik, şuraya ödedik diye açık açık söylese güzel olmaz mı? Ben isterim. Parti fark etmek sizin. Bütün belediye başkanları bu şekilde çalışsın isterim. O yüzden de dedim ki örnek alınmalıdır. Siyasi parti sevmem ama bu adamı severim. Gençlik seninle Mansur Yavaş. Mükemmel bir tweet. Mükemmel bir insan tarafından atılmış. Oh, hey. Fotoğrafta mükemmel bir insan daha var. Mansur Slow. Birazdan izleyeceğiz olayın ne olduğunu. Neler konuştuğunu, neler anlatıldığını. Sonra böyle altına garip garip yorumlar geldi. Yani bak burada bence yazmasına rağmen birisi şey yazmış. Kendi adına konuş. Orospu çocuğu. Senin ben ananı 42'ye katlayıp mangalın üstüne atayım. Çok özür dilerim ama benim Twitter sayfam. Burası benim profilim. Burada yazdıklarım zaten benim fikirlerim. Bu bir. İkincisi millet görsün diye tırnak içinde bence yazmışım. Bak tırnak içine almışım. Çünkü biliyorum yani bu öküzler anlamayacak. Hani bence Adam gelip altına kendi adına konuş falan. Bir de yanında böyle bütün Türk devletlerinin şeyi falan var. Bayrakları, amık şovcusu. Nerede o? Bekle bulursam göstereceğim ya. İnşallah tweetini kaldırmamışsındır ulan. Kaldırdıysam da... Geliyorum. <laughs> nerede, 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 nerede? Bulacağım, bekle. Heh. Bak kendi adına konuş. Hürrem Sultan herhalde yani o yüzden sesli harfleri kullanamıyor. Gerçi kullanmış bir tek şeye de kullanmamış. Kendi adına konuş. Tamam pasam. Nurimu. Şov <laughs> için yanına Türk bayrakları asmak yerine kitap okuyup vatanı milleti faydalı olmaya çalışsam dil bilgin gelişir, okuduğunu anlar ve bence kelimesinin anlamını bilirdin. Gel gör ki şovcu bir bu olduğun için ülke sevdan sosyal medyada bayrak koymaktan ibaret. Nokta. İmza. Purple Mixi. Ooo. <laughs> <laughs> Sinirlenmiş. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Böyle sinir oluyorum gerçekten ya. Yana baksana. Hayır bakmayacağım. Adam Mansur Yavaş TT olmuş. Twitter'a bakacağız. Sonra Mansur Yavaş'ın konuşmalarını dinleyeceğiz. Melih Gökçek ne yazmış ya? Melih Gökçe'ye bak, Melih Gökçe'ye bak falan diyorlar. Bakayım abi. Toplantının çok küçük bir kısmını izledim. Siz de izleyeyim diye. Meli, ee, Melih. Melih gel gel. Melih Gökçe'nin hala beni engellememiş olması mükemmel bir şey. Oh. Hmm. Gerçek. <laughs> Ver bana muz. İşte maymun mimini ilk kullanan insan. Gördüğünüz gibi İbrahim Melik Gökçek. Şifşme maymun. Govil. Govril. E, ee, Mansur Yavaş dedi ki arkadaşlar festival için şöyle bir şey yaptırılmış Ankara'da. Bak bu arkadaşlar şu şu. Bu ne lan? Delirdiniz mi ya? Bunu savrulabilecek herhangi bir tarafı var mı? Allah gece görsem korkarım. Bu ne bunu sokağa niye koydunuz? Mansur Yavaş diyor ki kardeşim diyor şu yapılana bak diyor. Tamam mı? Buna halkın binlerce lirası verildi diyor. Arkadaşlar şuna binlerce liranız verildi. Şuna. Senin senin babanın, ananın parası var ya böyle etinden, keminden, tırnağından arttırıp devlete ödediği vergi. Bu. O şu arkadaş, şu. Şura. Ya bir şey diyeceğim. Goril goril yapılmak istese ve gerçekten goril olsa diyeceğim ki evet bu bir goril. Arkadaşlar bu bir goril değil. Bu fazladan kromozomu olan bir goril gorilse de. Vergimi ne hale getirdin? Halkın parası niye buna gidiyor? Ve bu savunuluyor. Ne devesmelik Gökçek. Mansur basın toplantısında işte bu heykele verilen para diye bahsediyor. Adama çapsız deyince kızıyor. Adam festivalde kullanılan şişme figürleri heykel zannediyor. Ha, tamam o zaman heykel değildi, şişme figürse o, okey be. Ha, biz bunu heykel o yüzden milletin parası boşa gitti sandık canım. Tamam şişme figürse okey yani arkadaşlar şişme figür cahil herifler Takıldığınız şeye bakın Şişme figür şişme figürse verelim Hem kent festivaller şehri olacak hem masraf olmayacak festival Şişme Dinocan <laughs> <laughs> Ya Rabbi ya Resulallah sana aklıma mukayyet ol ya Edeyim. Bu ne? Kimler a yanıtlayamıyor muyum? Adlı kullanıcının takip ettikleri ve bahsettikleri yanıtlayabilir. A biz bir şey yazamıyor muyuz? Niye? 84 bin takip edilen mi? Aha biz bir şey yazmayalım diye. Aç 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 ben bir şeyler yazacağım aç. <laughs> Sadece iyi yorumları açık. Evet evet. Mansur'u dinliyorum. Gün boyunca saçmal saçmalamalardan örnek vereceğim. Şu aboneleri bir okuyalım. Ee, Yaray 2. ayını kutlamış. Ladex Twitch Prime'larımıza katılmış. Emir Yusuf Yazıcı abone olmuş. Canımsınız abi çok teşekkür ederim. Baş tacısınız hepiniz. Çok sağ olun. Anka Park'ın depo ve hurdalığını gösterip Anka Park'ı karalıyor. Park'ın içini gösterip halkın park açıldığında kanaatlerini versene. Seyret ha kendi televizyonundan vermiş bir de. E abi şu an bir sokağa çıkıp Ankaralıya soralım. Ee, Anka Park kaç kere gittiniz? Memnun musunuz? Nasıldı diye. Beyaz TV kimin? Melih Gökçe'nin. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Oo! <gülüyor> Mesela Zeynep Ankaralı. Hani benim moderatörüm. Zeynep söyler de yani. Parkın içi daha kötü amık yazmış. Rezalet. Hayır lan Anka parkı. Tamam. bana bakın arkadaşlar. Anka Park hakkında herkes düzgün konuşacak. Ooo. <laughs> İnanılmaz. Şimdi şeyi göreceğiz. Ee, Mansur Yavaş ne konuşmuş, ne yapmış, ne bitmiş. Ama önce bir Twitter'a bakalım istiyorsanız. Hat yani ondan sonra da şeye geçelim. Ee, bu konuşmaya. Belediye bence bak bu benim görüşüm. Beğenmeyebilirsin, karşı çıkabilirsin. Mansur Yavaş bugün belediyecilik nasıl yapılmalı dersi verdi. Ben bu şeffaflığa hastayım. Keşke diğer belediyeler, diğer partili belediyeler, CHP belediyeleri ya bütün belediyeler aynısını yapsa. Keşke devlet devlet olarak aynısını yapsa. Her şeyi halkla paylaşsa, şeffaflık olsa. Yani en azından içimiz rahat olsa. Göreceğiz birazdan zaten. Can Memo ikinci ayını kutlamış. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş değil. Hayır evlat bilemedin. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş demiştim. Hala Recep Tayyip Erdoğan. Hadsizlik yapma. Bak cimere yazarım. <laughs>